Are you ready diyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Birincisini izlemiştik. Şimdi ikincisiyle devam ediyoruz. In the kitchen konusundayız. Ve bugün seninle birlikte çok önemli kelimeleri harika bir şekilde öğreneceğiz. Knead yani yoğurmak. Crack yani kırmak. Peel yani soymak. Böyle şeftaliyi soymak, işte patatesi soymak gibi mix karıştırmak anlamına gelecek. Buna benzer birçok kelimeyi seninle birlikte mükemmel bir şekilde öğreneceğiz Tonguç'um. Yine kızartmak, kaynatmak, fırında pişirmek, grill, ızgara yapmak bu kelimeler de önemli. Bunları direkt resimleriyle LGS'de sorabiliyorlar. O yüzden bunları iyi bilmemiz lazım. Şöyle bir soru da geldi. Which country does tarhana belong to? Tarhana hangi ülkeye aittir diyor. Tarhanayı biliyor musun Tonguç'um? Evet hocam. Harika. Tarhana bize ait. It belongs to Turkey. Bize ait. Dolayısıyla burada belongs yani ait olmak ifadesini kullanacağız. What are the ingredients of an omelet? Bir omletin içerisinde neler vardır diyeceğiz. İşte yumurta vardır, yağ vardır, tuz vardır. Buna benzer şeyleri anlatacağız. Bu arada sana güzel bir haberim var Tonguç'um. Biliyorsun ki atak kampımız geliyor. Ara tatil kampımızda yeni nesil problemleri mükemmel bir şekilde matematik sorularının üzerine gidiyoruz. Çünkü en zorlandığımız ders matematik. Matematiği seviyor musun Tonguç'um? Hayır hocam. Evet, matematik birçok öğrencinin sevmediği bir ders. Dolayısıyla matematiği güzel bir şekilde halletmek için ara tatil kampımızdaki matematik problemleri kampına mutlaka katılmanı istiyorum. Bunun haricinde yine indik için ünitesiyle alakalı 0'dan 8'e sözel kısmında, biliyorsun İngilizce kısmında, sözelin İngilizce kısmında mükemmel konu anlatımları ve mükemmel sorular var. Hatta bak burada sana şöyle göstermek istiyorum, bak şurada. İndik için kısmını açalım şöyle. İndik için kısmı oldu. Neyse. Şöyle bak. Burada olayların sıralaması, bilmemiz gereken kelimeler ve aynı zamanda işte eritmek, dondurmak, kesmek, bunları biz kelime kelime koyduk. Buradan yeniden çalışabilirsin bir. Taktikli İngilizce kısmında da yine senin için özel sticker'lar yaptık. Bu sticker'ları da yine in the kitchen konusuyla alakalı bak. İşte cooking process, doğramak, çalkalamak, karıştırmak, chop, shake, mixtir. Bunları bu şekilde posterler asarak zihnini de çok rahat tutabilirsin ve soruları çözerken de buradan çok güzel çalışabilirsin Tonguç'um. Yine Dinamo Soru Bankamızdan da bol bol kelime bilgisiyle alakalı ve yine gramerle alakalı soruları in the kitchen ünitesinde çözmeyi unutma. Son olarak da 10'da 10 Zor Bankası'ndan ödevler vereceğiz. Ama öncesinde ne yapalım? Konuyu bir dinleyelim. Konuyu bir öğrenelim. Zaten birincisini öğrenmiştik. Şimdi ikincisini güzel bir şekilde pekiştirelim. O zaman hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İngilizce'de bazı kelimeler Tonguç'um. Bu kelimelerin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer mutfaktaysan bu kelimeyi İngilizce kullanacaksın. Mix, knead, mash, roll, pour. Bunlar nedir? Gel hep beraber eşleştirelim. Birincisi mix ne demir Tonguç? Mix. Mix karıştırmak hocam. Hatta mikser var değil mi? Annelerimiz mikser kullanıyor mutfak robotu olarak. Mix'i o zaman şöyle alıyorum. Hop çikilop buraya ile eşleştiriyorum. Bak mikser kullanılmış. Peki knead nedir Tonguç'um? Knead. Knead ne demek hocam bilmiyorum ki. Hamuru yoğurmak. Hani. Yoğurmak. Yoğurmak. O zaman burada knead için de hop çikilop buna eşleştiriyor. Bak hamuru yoğuruyor gördüğün gibi eliyle. Knead to do. Yo, need to do. Yani hamuru yoğururuz. Peki Tonguç'um, mash nedir? Mash? Mash potato. Hah, mash potato. Yani patatesleri ezmek hani. Kumpir yaparken falan eziyoruz ya. Mash potato, bak patatesi ezmiş böyle kumpir yapıyor adam. Peki roll nedir Tonguç'um? Roll yuvarlama. Roll nedir? Hamuru küçük yuvarlaklar yapmak. Böyle küçük küçük yuvarlaklar yapıyoruz. Böyle küçük küçük yuvarlak yapmak. Hemen bunu da alıyorum böyle. Biliyorlardı anneler böyle. Köfte yaparken hamur yuvarlakları yapmak yani. Roll yuvarlak yapmak. Küçük yuvarlaklar yapmak demek Tonguç'um. Oklavayla ne yapılır hocam? Oklavayla yoğurmak var. Hocam size gerçekten hamur işlerinde çok başarılısınız. Teşekkür ederim Tonguç'um. Yıllarca mantılarımı birçok mantıksız insan yedi. Peki pur nedir Tonguç'um? Pur hocam da gerçekten burası çok soğudu bir anda. Neden evet, acaba? Çok kötü espirat çünkü. Pur da dökmek. Dökmek. Unu, evet unu dökmek diyoruz ve bunu işleştiriyoruz. Demek ki mix karıştırmak, knead hamur yoğurmak, mash ezmek, roll böyle küçük yuvarlaklar yapmak, pur da tabii ki nedir? Un dökmek, dökmek için kullandığımız bir fiil. Şimdi gelelim bazı önemli important expressions, bazı önemli kelimeleri yine devam ediyoruz. Öncelikle heat demişiz. Heat ne demek? Isıtmak. Heat, oil, butter. Heat the oil veya butter nedir? Yağı, tereyağı ısıt böyle yani eritmeden önce böyle ne yapacaksın? Bir ısıt diyor. Veyahut da knead the dough yani hamuru yoğur. Crack eggs yani yumurtaları kır. Peel tomatoes, domatesleri soy. Peel soymak demek. Veyahut da apples, elmaları da soyabilirsin Tonguç'um. Fark etmez. Başka ne olabilir mesela? Mash, ezmekti. Mash, potatoes. Potatoes diyoruz. Peki, grate nedir? Grate ise rendelemek. Biz domates çorbasının üzerine ne rendeliyoruz Tonguç'um? Peynir rendeliyoruz. Kaşar peynir rendeliyoruz ki böyle güzel olsun diye. Grate cheese. Stir veya mix karıştırmaktı, çırpmaktı. Stir mix, soup diyoruz Tonguç'um. Squeeze nedir? Bu da lemon veya orange'ı böyle sıkmak böyle. Hani böyle portakalı limonu sıkarız ya o şekilde Tonguç'um.
add de eklememiz lazım. Birazcık tuz ekleriz. Add salt veyahut da black pepper veya karabiber ekleyebiliriz ki yemeklerimizi lezizül aziz yapsın tolumcu. Şimdi bir de cooking methods, yani bazı pişirme yöntemleri var. Mesela fry. Fry ne demek Tonguç'um? Fry kızartmak. Evet, ama tavada kızartmak. Burası çok önemli. Yağda kızartmak yani. Burayı hemen yanına Türkçesi... Yani çok hayati şeyler öğreniyoruz. Gerçekten çok korkmaya başladım. Kafanda tavayı kırarım Tonguç'um. Bak dikkat edinle burayı. Yağda kızartmak. Roast ise fırında kızartmak. Yani eğer sen fırında kızarttığın bir şeyi fry dersen lezzeti gider. Lezzeti gider. Fırında kızartmak diye o zaman roast'u da yazıyorum. Hatta roast'u, dana roast'u yedin mi Tonguç'um hiç? Dana roast'u yemedim hocam. Ben öküz roast'u yedim. Evet güzel. Öküz roast'u da lezzetli. Sen dana roast'u yiyemezsin çünkü sen yamyam değilsin Tonguç'um. Peki bake nedir? Bake ise fırında pişirmek. Hatta bakery'de böyle şey oluyor. Nedir onun adı? Fırın anlamına geliyor. Yani ekmek aldığımız fırınlara Avrupa'da, yurt dışında bakery diyorlar. Sonuçta sen de yurt dışına gittiğinde aç kalmamak için bake diye gezmemen lazım. Steam nedir? Steam de böyle yemeği buğulamak. Yani buğda pişirmek. O zaman buğda pişirmek, buharda pişirmek diyebiliriz. Buğulamak. Grill nedir Tonguç'um? Grill'de ızgara. Mesela mangal yapıyoruz ya biz, hani gidiyoruz böyle pikniğe gittiğimizde. Evet, atletimizi giyiyoruz, çizgili pijamamızı giyiyoruz. İşte o sırada yaptığımız şey bizim esasında grill. Grill keyfi diyoruz. Yani mangal keyfi. Boil ise kaynatmak Tonguç'um. Bazen mesela makarnanın suyunu kaynatırız. Bu da kaynatmak için kullandığımız bir fiil boil. Water boils at 100 Celsius. Yani su 100 derecede kaynar diyoruz. Şimdi gelelim ingredients of meatballs. Yani köftenin içindekileri. Sen köfteyi seviyor musun Tonguç'um? Köfte horum ben hocam. Aferin. Gerçek bir köfte hor köfteyi sever, yer, ardından da ne yapar? Tarifini de arkadaşlarıyla paylaşır. İşte biz de arkadaşlarımızla köftenin tarifini paylaşmak istiyorsak öncelikle içinde neler olduğunu bilmemiz lazım. Ingredients of meatballs. Köftelerin içinde meatballs, et topuklarının içinde neler var bilin. Birincisi 500 gram of ne olacak? Birazcık meat. Meat. Ama onu biz meat diye değil de mince diye söylüyoruz. Yani kıyma. Sonra an onion. Bir tane soğan alıyoruz Tonguç'um. Cücüğü de olacak içinde. An egg. Bir tane yumurta almamız lazım. 2 cloves of garlic. Yani 2 baş sarımsak. Biliyorsun antibiyotik niyetine de sarımsak kullanabiliriz. Aynı zamanda yiyeceklerimize lezzet de katıyor. Some breadcrumbs. Hocam siz gerçekten aşçı olmalıydınız. Niye öğretmezdiniz hocam yani? Aslında benim gönlümden de aşçılık geçiyor Tonguç'um. Belki bu videodan sonra İngiltere'de aşçı olabilirim. Some breadcrumbs, yani bazı ekmek kırıntıları ve some black pepper. Birazcık da karabiber atacağız ki yemeğin lezzeti ağzımıza böyle yumuşacık tatlansın. Ve and cumin. Cumin nedir Tonguç'um? Cumin nedir? Söyle bakalım bana. Hocam cumin... Kimyon. Kimyonu bilmiyorsun ve hala İngilizce biliyorum diye geziyorsun sokakta. Yazıklar olsun bana. Rezil insan. Aç kalacaksın yurt dışında. Kimyon denilen. Ben kimyon istiyorum bu. Kimsin sen? Can you cumin? Oğlum cumin yani içeri gel. Var bir de cumin. Yani kimyon. Bunu bileceksin. Eğer kimyonu bilmiyorsan gerçekten aç kalırsın. Atlayacağım hocam ben artık. Yeter, dayanamıyorum bu hayattan. Git. Soğudum hayattan. Please jump from the Oxford Bridge. Oxford Köprüsü'nden atla ve daha da benim gözüme gözükme kimyonun ne olduğunu bilmiyorsun. Important questions. Önemli sorularımız var. Önemli cevaplamaya çalışalım. Which country does taco belong to? Yani taco hangi ülkeye ait? Taco hangi ülkeye ait Tonguç? Taco hocam Meksika'ya aittir. O zaman it belongs to Mexico diyeceksin. Niye belongs? Çünkü he she it'te essex'i geliyordu. Why do you prefer vegetable meals? Neden sebze yemeklerini tercih ediyorsun diyebilirsin arkadaşına. Because they are healthy diyebilir. They are healthy. Onlar sağlıklı. Veyahut da I am vegetarian. Ben vegetarianım diyebilir. Fark etmez. İster vegetarian olsun, ister olmasın. Eğer sen sebze yemeklerini tercih ediyorsan onları sağlıklı olduğu için tercih ediyorsun. Dolayısıyla because they are healthy, health sağlık demek, healthy sağlıklı diyebilirsin onun için. Yine başka önemli sorularımız var. How do you usually cook chicken? Tavuğu genelde nasıl pişirirsin? Sen tavuğu genelde nasıl pişiriyorsun Tonguç'um? Ben genellikle hocam tavuğu ilk başta hocam çiğ yiyorsun değil mi? Bir şeye yatırırım hocam. Ondan sonra böyle bir yumurtalı bir sosa yatırırım. Pis herif ya. 2-3 gün bekledikten sonra tabii o sırada ödevlerimi de yapıyorum arada. Yani annemden izin alarak da yatıracak bir yer buldum tavuğu. Sonrasında hocam 2-3 gün sonra bizim düdüklüyü açarım. Düdüklüyü böyle güzel güzel içlerine böyle güzel zeytinyağı havuçları böyle güzel güzel dilimlerim hocam. Dilimledikten sonra da hocam birazcık da patates atarım. Patates çok güzel, önemli bir artıdır. Orada güzel. Kaminle beraber güzel bir kimyon. Sos yaparım. Aynen kimyon, hocam. Güzel. Tamam yeter. Ağzımız sulandı. Demek ki bak şimdi sen tavuğu fry yağda kızartabilirsin. Roast fırında kızartabilirsin. Ya da grill yani ızgara yapabilirsin. Dolayısıyla tavuk gerçekten çok lezzetli.
Gerçekten tavuk olmak istemezdim. İnsanların hepsi beni yerdi. What are the ingredients of a cake? Peki kekin içindekiler nelerdir? Bir kere kekin içinde sugar yani şeker olacak. Şekersiz kek olmaz. Sugar. Başka egg yani yumurta olacak. Başka flour yani un olacak. Kakao olmalı. Oil and milk. Yağ ve süt de olacak ki kek lezzetli bir hal alsın ve yiyebilirim. Bu hafta ödül sorusunu yapıyoruz. Hadi bakalım Tonguç.